Sen şu an öldün ama beynin hala bitirmedi. Sen şu an ölmüş olabilirsin. Evet, kulağa çılgınca geliyor. Ama çılgınlıkla gerçek arasında ince bir zar vardır. Ve bazen o zar biz fark etmeden yırtılır. Şu an bu videoyu izliyorsun, sesimi duyuyorsun. Ama bu görüntüler, bu sesler gerçek olmayabilir. Çünkü kalbin belki de dakikalar önce durdu ve bedenin artık sensiz. Ama beynin o hala ayakta. Son gücüyle çalışıyor. Son bir hikaye anlatıyor sana. Belki de sen o hikayenin içindesin. Bilim der ki kalp durduktan sonra beyin hemen susmaz. Son dalgalarını gönderir. Son görüntüleri yaratır. Ve sen o dalgaların tam ortasındasın şimdi. Peki ya bu dalgalar zamanla ne yapar? Zaman ne garip bir şey değil mi? Hayat boyu onunla yaşarsın ama ne olduğunu asla tam olarak bilemezsin. Saatler kurarsın, takvimler yazarsın ama ölürken bütün o mekanizma çöküverir. Ölüm anında zaman genişler, kırılır ve kendini içeri çeker. Belki de sen şu an bir saniyenin içindesin. Ama o saniye senin için bir sonsuzluk gibi uzuyor. Ne tuhaf değil mi? Ömrün boyunca yaşadıkların o son anda geri geliyor. İlk öpüşün, ilk düşüşün, annenin sesi, babanın kahkahası, çocukluğundaki rüzgarın kokusu, hepsi birden. Zihninin içinde bir tiyatro gibi canlanıyor ve sen seyrediyorsun, izliyorsun. Ama bu bir anı değil. Bu bir veda. Belki de beyin son kez sahne kuruyor kendine. Bir başrol veriyor sana. Ve bu video o sahnenin sadece bir parçası. Şu an hissettiğin her şey, bu cümleler, bu yankılar sadece beyninin seni uğurlama biçimi olabilir. Ve farkında değilsin. Çünkü ölüm ses çıkarmadan gelir. O bir çığlık değil, bir fısıltıdır. Ve belki de o fısıltı şimdi kulağında. Sen öldün ama bitmedi. Çünkü zihin teslim olmadan önce bir ömür daha yaşar içinde. Şimdi sor kendine, gerçekten yaşıyor musun? Yoksa sadece ölümün gecikmiş yankısını mı izliyorsun? Belki de bu hayat beyninin sana oynadığı son bir oyun. Ve sen bu oyunun içinde çoktan gitmiş birisin. Beyin ve ölüm süreci. Kalp durur, zihin devam eder. Beyin kolay teslim olmaz. İnsan kalbi durabilir, solunum bitebilir. Ama beyin o değil, o sabreden bir savaşçıdır. Ölüm geldiğinde ilk pes eden kalp olur. Ama beyin direnir. Bilimsel adıyla klinik ölüm, kalbin durmasıdır. Ama biyolojik ölüm, o biraz zaman alır. Ve işte orada başlar ölümden sonraki yaşam dediğimiz şey. Çünkü EEG cihazları kalp durduktan sonra hala dalga tespit edebiliyor. Beyin 1 dakika, 2 dakika, hatta bazı vakalarda 10 dakikaya kadar aktif kalabiliyor. 2017'de Kanada'da yapılan bir araştırmada 4 ölüm vakasının birinde kalp durmuş olmasına rağmen beynin hala gama dalgaları yaydığını gördü. Peki gama dalgaları nedir? Onlar farkındalıkla, bilinçle, hatıralarla ilgilidir. Rüya gören beynin yaydığı frekanslardır. Meditasyonda, derin düşüncede ortaya çıkan bir dalgadır. Yani ölüm anında beynin seni bir yolculuğa çıkarır. Bu bir çöküş değil, bir senfonidir. Beyin son bir eserini bestelemeye başlar. Görüntüler getirir gözünün önüne. Sesler fısıldar kulaklarının içinde. Ve sen o anlarda belki de hayatının tamamını bir kere daha izlersin. İlk defa aşık olduğun an. O anki kalp atışın bile yeniden çalıyor kulaklarında. Sınıfta gülmemek için kendini tuttuğun bir anı, annenin elini tuttuğun o son yürüyüşü, gözünün önünden geçiriyorsun.
ama sadece geçmiyor, aynı zamanda yaşanıyor. İşte bu yüzden bazı insanlar ölüm anında hayatım gözlerimin önünden geçti der. Bu bir metafor değildir. Bu bilincin ölümle başa çıkma biçimidir. Ölüm dışarıdan bir suskunluk gibi görünür ama içeriden bir fırtına koparır. Beyin milyonlarca nöronu son kez ateşler. Hafızan kapılarını sonuna kadar açar ve sen o kapılardan tek tek geçersin. Bu bir kaçış değil, bu bir vedadır. Beynin seni kendine veda etmeye hazırlar. Tüm anılarını bir araya toplar. Tüm duygularını yeniden şekillendirir. Son bir kez seni sana anlatır ve belki de bu video o anın bir parçasıdır. Belki sen bu bilgileri ilk kez duymuyorsun. Belki bu sözler zaten senin beyninin içinden geliyor ve ben belki de senin bir parçanım. Bu sesi duymanın sebebi senin beyninin kendiyle yaptığı son konuşma olabilir. Kalbin durmuş olabilir ama beyin daha hikayeyi bitirmedi. Henüz kapanmadı sahne, perde inmedi. Çünkü zihin son bir gösteri için hala sahnede. Zamanın genişlemesi, dakika değildi, bir ömür sürdü. Belki düşerken, belki çarpışmadan bir an önce, belki gözlerini kapatmadan tam önce. O anı hatırla, her şey yavaşladı değil mi? Sesler boğuklaştı, görüntüler gerildi, uzadı ve zaman durmuş gibiydi. Oysa zaman durmamıştı, senin zamanın genişlemişti. Beyin, ölüm ya da tehlike anında zamanla oynar. Çünkü beyin, hayatta kalmak için anı uzatır. Her detayı alır, her sesi yavaşlatır, her kareyi büyütür. Bir saniyede 60 saniyelik bir işler ve sen o bir saniyeyi bir ömür gibi yaşarsın. Bu bir illüzyon değil, bu bir savunma mekanizması. Ölüm anında aynı mekanizma çalışır. Beyin, seni ölümün eşiğinden geçirmeden önce zamanı esnetir. O yüzden bazıları diyor ki, bir saniyede tüm hayatım gözümün önünden geçti. Bu cümle bir mecaz değildir. Bu bir gerçek olabilir. Çünkü beynin zamanı çarpıtma yeteneği vardır. Bilim insanları buna temporal dilatasyon der. Beyin yoğun stres altındayken daha fazla kare kaydeder ve biz sanki zaman yavaşlamış gibi hissederiz. O anlarda saniyeler dakikalara dönüşür ve sen yaşadığın her şeyi ikinci kez yaşarsın. Ama bu ikinci yaşam daha derin, daha sessiz, daha acı verici olabilir. Çünkü artık hiçbir şeyi değiştiremezsin. Sadece izlersin. Ve beyin sana bütün bunları izlettirirken zamanı bir sinema perdesi gibi büker. Belki şimdi izlediğin bu video bu perdenin bir yansıması. Belki şu an sadece bir saniyedesin. Ama o saniyenin içi çocukluğunun güneşiyle, İlk aşkının nefesiyle ve son gözyaşınla doludur. Zaman dediğimiz şey aslında beyinle vardır ve beyin ölmeden önce zamanla son bir kez oyun oynar. Oyun acımasızdır. Çünkü hiçbir anı kaçamaz. Tüm hatalar, tüm pişmanlıklar, tüm sevdiğin insanlar yeniden gözlerinin önüne serilir ve sen bu defa onları sadece izleyebilirsin. Belki bu yüzden ölüm bu kadar yalnız bir şeydir. Çünkü o anlarda zaman yalnız sana çalışır. Başkaları için o bir saniyedir ama senin için bir vedadır. Bir an, bir yüzyıla dönüşebilir. Ve şimdi sor kendine, bu videoyu kaç dakikadır izliyorsun? Ya da sadece bir saniyedir de sen farkında mı değilsin? Kuantum, bilinç ve ölüm. Bilinç yok olmaz, geri çekilir. Bilinç nedir? Düşünmek mi? Hatırlamak mı? Hissetmek mi? Peki ya sadece bir bedenin ürettiği bir yan ürün mü? Yoksa beden, bilinç için bir anten mi sadece? Yani öldüğümüzde bilinç yok olmaz sadece. Yayını kesilir. Bilim bu soruyu hala tam olarak cevaplayamaz. Ama bazı teoriler bilincin yalnızca kimyasal bir süreç olmadığını öne sürer. 1990'larda Roger Penrose ve Stuart Hameroff isimli iki bilim insanı çok tartışılan bir teori ortaya attı.
Orchestrated Objective Reduction, kısaca ORCOR. Bu teoriye göre bilinç, beynin içinde değil, nöronların içindeki mikrotübüllerde gerçekleşen kuantum titreşimlerden doğuyor. Ve işte tam burada gerçeklik parçalanmaya başlıyor. Çünkü kuantum düzeyde zaman ve mekanın sabit olmadığını biliyoruz. Bir parçacık aynı anda birden fazla yerde olabilir. Bir olay gözlem yapılmadan önce gerçekleşmiş bile sayılmaz. O zaman şu soruyu sormak kaçınılmaz. Bilinç de kuantumsa, o da yok olmaz. Sadece başka bir duruma mı geçer? Yani ölüm bir kapıdan çıkmak değil de başka bir frekansa geçmek olabilir mi? Bir yayın değişimi, bir titreşimin değişmesi, bilincin bu gerçeklikten çözülüp başka bir seviyeye kayması. Bazı Budist öğretiler ölümden sonra bilincin 49 gün boyunca süzüldüğünü söyler. Bazı şaman geleneklerinde ise ruh bir kuş gibi bedenden uçar ama asla yok olmaz. Kuantum bilinç teorisiyle bu kadim anlatılar arasındaki benzerlik bir rastlantı mıdır? Belki de zihin evrenin kendisinden bir parçadır. Belki de beyin sadece geçici bir konaktır. Ölüm geldiğinde bu konak kapanır ama yolcu devam eder. Ve şimdi bir soru daha. Eğer bilinç gerçekten başka bir düzleme geçiyorsa, şu an yaşadığın her şey o geçişin bir evresi olabilir mi? Belki bu video, seninle konuşan bu ses, ölümden sonraki bilinç alanının ilk yankısıdır. Belki bu ses, senin kendi zihninden yükselen son frekanstır. Bu dünyada bedenin kalmış olabilir ama bilincin hala yolda ve sen henüz ulaşmadığın bir yere gidiyorsun. Belki orası cennet değil, belki cehennemde değil, belki sadece zihnin başka bir biçimi. Sessiz, ışıksız, sonsuz. Ama yine de bir sen var orada. Çünkü bilinç yok olmaz, geri çekilir. Ve şimdi senin geri dönüşsüz bir yolculuğa çıktığın o son noktaya geldik. Ölümün eşiğinde yaşama dair bir şey. Ölümle başladık bu videoya. Ama aslında hep yaşamdan bahsettik. Beynin son anları dedik. Zamanın genişlemesi, bilincin geri çekilmesi. Tüm bu fikirler sadece bir şeyi gösteriyor. Yaşamın ne kadar olağanüstü olduğu. Çünkü hayat sadece yaşarken değil, ölürken de devam ediyor. Belki bir saniyenin içine bir ömür sığıyor. Ama beyin son anında tüm hikayeyi bir daha anlatıyor sana. Ve bu ne demek biliyor musun? Demek ki her an gerçekten değerli. Çünkü o son film oynadığında içinde ne varsa onu göreceksin. Ne eklediysen o dönecek karşına. Gülüşler, gözyaşları, hatalar, affedişler. Hepsi yeniden önünden geçecek. O yüzden bu video sana sadece ölümü değil, yaşarken nasıl yaşanacağını da hatırlatıyor. Belki hala zamanın var. Ve eğer öyleyse, her saniyeyi bir ömür gibi yaşa. Çünkü ömrün en gerçek yeri şu an. Şu anda ne düşünüyorsan, kimleri seviyorsan, neleri ertelediysen hepsi hala seninle. Ve beyin bir gün sessizleştiğinde onların yankısı seni uğurlayacak. Korkma, ölüm bir son değil. O, hayatın aynaya bakıp kendi kendine şöyle demesi sadece. Ben gerçekten var oldum. Ve sen şimdi burada, bu videoyu izlerken o varoluşun bir kanıtısın. Düşündün, sorguladın, hissettin. Ve eğer hala buradaysan yaşamak için bir nedenin var demektir. Şimdi ekranı kapatabilirsin. Ama umarım bu fikir seninle birlikte kalır. Çünkü belki bir gün bir saniyeye sonsuzluk sığacak. Ama bugün o bir saniyenin tam içindesin. Ve bu hiçbir şeyden korkmadan yaşanmalı.